Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2023'ün en önemli, en etkili aylarından biri Ekim başlıyor. Bu ay güneş tutulması ve ay tutulması var. Dolayısıyla kişisel ve toplumsal alanlarda önemli değişimler, dönüşümler, önümüzdeki 6 ay devam edebilecek etkiler söz konusu. Evet sevgili aslanlar. Şimdi bu ayın ilk 10-15 günlük döneminde biraz genel itibariyle yakın çevrenizle ilgili konularda daha fazla mücadeleniz olabilir. Kardeşlerle ilgili uğraştığınız bir şeyler olabilir örneğin. Yani belki de yaşadığınız mekanda, sosyal çevrenizde, komşu ilişkilerinizde mücadele edilmesi gereken konular var. Öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili sonuçlandırmaya çalıştığınız bir mevzunuz var. Şimdi enerjinizi buralara daha fazla yönlendiriyorsunuz. Ekim ayının ilk 10 günlük döneminde sizi zorlayacak konular olabilir. İşte tartışmalar, konuşmalar. Hani bir konuda birilerini bir şeye ikna etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir sınavı geçmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir ticari ilişkinizde halledilmesi gereken sorunlarınız olabilir. Mars'ın güney düğüm yönünde olması, Uranüs'le, Neptün'le, Plüto'yla da biraz zorlayıcı açılar içerisinde olması bu nedenle bir mücadele gerektirdiğini işaret ediyor. Zihniniz çok hızlı çalışıyor. Ancak burada terazideki bir Mars uzlaşma arayışı, denge arayışı demek. İşte bu uzlaşmayı, diplomasiyi, dengeyi, anlaşmayı bulma konusunda daha fazla çaba göstermek gerek. Kararsız kalmadan, gerektiğinde inisiyatif alarak, gerektiğinde bazı düşünceleri, fikirleri sonlandırıp, farklı yollar deneyerek bu alanda hareket etmemizde fayda var. Ve 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Koç terazi aksında Nisan ayında başlamış olan ve 2025 Mart'ına kadar da devam edecek olan tutulma aksının ikincisi ve bu yılın son güneş tutulması. Bir yeni ay olduğu için önümüzdeki 6 ay tesirleri devam edebilir. İşte bu Ekim ayında, özellikle Ocak ayında, Mart ayında bu tesirler devam edebilir. Üçüncü ev tutulması genel olarak yakın çevredir. Akrabalar, kardeşler, komşular ve benzeri konular ya da sizin işte eğitim hayatınız, ticari girişimleriniz, düşünceleriniz, fikirleriniz, yazılı, sözlü, her türlü kendinizi ifade ettiğiniz alanlar, girişimler, iletişimle ilgili konular, tüm buralarda bir hareketlilik getiriyor aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçlarımız daha fazla etkilenecektir. Eğer kişisel haritalarınızda Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak bu burçların 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa kişisel olarak da önemli etkiler alabilirsiniz. Ama biliyorsunuz unutmayın her tutulma kolektifte etki yaratır. Toplumsal etkiler olur ve biz de toplum içinde yaşadığımız için birebir biz etkilenmesek de çevremizdeki kişiler etkilenir, kolektifte oluşan bir etki olur. Az veya çok doğum haritalarımıza göre bu etkiler bize de yansıyabilir. Terazi burcundaki bu tutulma biraz eşitlik, hak, hukuk, adalet, ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, hak arayışları, hani buralarda daha fazla temalar ortaya çıkarıyor. Siyasete, diplomasiye de işaret ediyor. Ve kişisel hayatlarınızda az veya çok bu alanlardaki mücadelelerde eğer etki alıyorsanız siz de bu tutulmayla beraber bazı kararlar verebilir, girişimler içerisinde olabilirsiniz. 12 Ekim'den sonra Mars artık Akrep'e geçecek. Enerjinizi ay ortalarından itibaren özel yaşamınıza, evinize daha fazla odaklayabilirsiniz. Mars Akrep'te çok güçlüdür ama biraz derinden ve gizemlidir. Yani içinize kapanmanız, her şeyi daha böyle kendi dünyanızda yapmanız mümkün. Evde yapılacak işleriniz olabilir ama bunlar çok dışarıya yansımayan, daha gizli çalışmalar, daha ailevi konular olarak gündeme gelebilir. Güneş ve Merkür ayın 22'sinden sonra artık onlar da Akrep burcuna geçeceği için ayın son 10 günlük döneminde enerjinizi, ilginizi, alakanızı daha çok ebeveynlere, ailedeki işlere, ev konularına, yuva konularına yönlendirebilirsiniz. 28 Ekim'de ay dolunay fazına ulaşacak ve 5 derece boğada ay tutulması yaşayacağız. Bu sizi önemli ölçüde etkileyecektir. Çünkü sabit bir burçta oluyor. Unutmayın son 1,5 yıldır akrep boğa aksı tutulmaları zaten devam etmekte ve siz de etki alan burçlardansınız. Şimdi boğa burcundaki tutulmayla beraber bu akstaki tutulma tamamlanacak. Jüpiter'le de birleşen ama aynı zamanda akrepteki Merkür'le, Mars'la, Güneş'le karşıt açıda olan enerjisi güçlü
biraz böyle çatışmalar, stresler de yaratan bir tutulma bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok önemli etkiler alabilirsiniz. Haritanızda sabit burçlarda gezegenler varsa birden fazla, o gezegenin sembolize ettiği konularda çalışacaktır tabii ki. Biraz böyle ev, yuva, aile, kariyer, gelecek hedeflerinizle ilgili alanlarda, toplumdaki duruşunuz, statünüzle ilgili alanlarda bir çatışma ve gerilim olabilir. Ve bu tutulma belki yuva ve ailevi alanlarda bir tamamlanmayı, kariyerde bir dönüm noktasında işaret ediyor sizin için. Yer değişiklikleri, o yüzden bir düzen değişimi olabilir. Mesleki anlamda bir karar verebilirsiniz. Bir işe başlayabilirsiniz, bir işi bitirebilirsiniz. Görev değişimleri olabilir, atamalar, yer değişimleri söz konusu olabilir. Bu bazen ilişkilerle de ilgili olabilir ya da ebeveynlerimizle ilgili, hani elimizde olmayan nedenlerle, ailevi konular nedeniyle de bu durumlar çalışabilir doğal olarak. Kuzey yönlü bir tutulma olduğu için biraz geleceğimizi şekillendirecek kapılar açıyor bize. İşaretler veriyor ve Jüpiter de bazı fırsatlar sunuyor. Sadece duygusal dengemizi iyi burada tutmamız lazım. Çok fevri davranmamak lazım. Dolunay ve Dolunay yakınlarında özellikle. Lütfen 2004 yılını şöyle bir gözden geçirin. Çünkü 2004 yılının Ekim ayında da bu ay yaşayacağımız tutulmaları yaşadık. Aynı aksa yaşadık. Aynı gezegen, aynı burç derecelerinde yaşadık. O dönemi, sonbaharı, kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Tamamen aynı olmasa da benzer tesirler çalışabilir, etkili olabilir sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Aslan burcu zodyağın 5. burcudur. Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinden sabit nitelikli bir burçtur. 21 Temmuz, 21 Ağustos arasında doğan kişiler Aslan burcundan kabul edilir. Aslan burcunun gezegeni Güneş, onlara canlılık, yaratıcılık ve enerji verir. Güneşin diğer bir etkisi de kendilerini çok önemsemelerine ve gururlu olmalarına yol açar. Onlar doğuştan bir liderdir. Bulundukları ortamda dikkat çekmeyi, ilgi odağı olmayı severler. Kendilerine güvenen, açık sözlü, cömert ve yaratıcı kişilerdir. Rahatına ve lükse de düşkün olan aslan burçları, hayatın zevkli yanlarıyla da çok fazla ilgilenebilirler. Para, onlar için kendilerini, isteklerini ulaştıran bir araç olacaktır. Bu nedenle çok fazla para harcayabilir, pahalı ve lüks tüketim nedeniyle de zaman zaman yaşamlarında maddi sorun da yaşayabilirler. Aslanlar hiçbir zaman ikinci planda kalmayı kabullenemez. Onların liderliğini kabul ettiğiniz ve sürekli takdir ettiğiniz sürece size sadık kalacaktır. Çok fazla gururlu, kibirli, bencil davranışları olursa sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Aslan burçları baskıdan hoşlanmaz, özgürlüklerine düşkündür. Başarılı olmak ve toplumda üst seviyelerde yer almak onlar için önemlidir. Ancak bunun için de çok fazla çalışmak istemeyebilirler. Genel olarak Güneş onlara şans verdiği için yüksek seviyelere gelmeleri de kolaydır. Sanatsal yaratıcılıkları yüksektir. Özellikle sahne sanatları ve drama Aslan burcuna çok uygundur. Aslan burçları aşık oldukları kişiyi gözlerinde çok yüceltebilirler. İlişkilerinde dürüst davranırlar ve sadakate her zaman çok önem verirler.